Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammedin salavat. Tefsir dersimizde En'am suresinin 76. ayet-i kerimesindeki bir nükteyi ve bir sorunun cevabını işleyeceğiz. Felemma cenne aleyhil leylu ra'a kevkeba. Ne zaman ki gece onun üzerine örttü, ra'a kevkeba, bir yıldız gördü. İbrahim aleyhisselam, gâle hâzâ rabbi, dedi ki bu benim Rabbimdir. Felemmâ efel, ne zaman ki yıldız battı, gâl, dedi ki İbrahim aleyhisselam, la uhibbul afilin, ben batanları sevmem. Sonra İbrahim aleyhisselam aya bakıyor. Aya karşı Hâzâ Rabbi, bu benim Rabbimdir diyor. Felemmâ efel, ne zaman ay da battı, o zaman diyor ki eğer bana Rabbim hidayet etmeseydi ben sapkın kavimden olurdum. Sonra güneşe bakıyor. Güneşe Hâzâ Rabbi, Hâzâ Ekber diyor. Bu benim Rabbimdir, bu daha büyüktür. Bu benim Rabbimdir, bu daha büyüktür. Sormuş şu, İbrahim aleyhisselam bir peygamberdir. Bir kimsenin aya karşı ya da yıldıza karşı ya da güneşe karşı bu benim Rabbimdir demesi o kişiyi imandan çıkartıp küfre sokar. İbrahim aleyhisselamın bu benim Rabbimdir sözünü nasıl izah etmeliyiz? İmam Fahru Razi Şemsul Eyyime, İmamların Güneşi şöyle demiş. Hazreti İbrahim aleyhisselam o sözü buluğa gelmeden önce söylemişti. Mükellef değildi. Dolayısıyla bu söz onun ismet sıfatına, günahsızlık sıfatına zarar vermez. Lakin İmam Hazin, İmam Alusi gibi alimler İmam Fahru Razi'ye karşı çıkmışlar. Demişler ki bir peygamber buluğa ermeden önce de ismet sıfatına maliktir. Günah işlemez ve küfre düşmez. O zaman İmam Fahru Razi'nin sözüne karşı çıktığımızda farklı bir izah yapmak zorundayız. Eğer peygamberler buluğa ermeden önce ismet sıfatıyla muttasıf olmak zorunda değilse Fahru Razi'nin sözü bizim için kafidir. İbrahim aleyhisselam bu sözü buluğa ermeden önce söylemiştir. İsmet sıfatına zarar gelmez. Ama eğer biz buluğa ermeden önce de peygamberlerin ismet sıfatıyla muttasıf olduğunu kabul edersek, o zaman Fahru Razi Hazretleri'nin izahı hükümden düşer. Yeni izahlar yapmak zorundayız. İşte yapılan izahlardan bir kısmı. Birincisi, demişler ki İbrahim aleyhisselam bu sözü kavmiyle münazaa yaparken, tartışırken kavmini mağlup etmek için söylemiştir. Yani bu benim Rabbimdir demiş. Sonra battığını görünce ben batanları sevmem.
batanlar Rab olamaz demek istemiş. Sonra aya bu benim Rabbim demiş. Ay da batmış. Ayın da batması sebebiyle Rab olamayacağını kavmini ikna etmeye çalışmış. Sonra güneşi göstermiş. Benim Rabbimdir. Bu daha büyüktür demiş. Ama güneş de batmış ve kavmine demiş ki bütün bu batanlar Rab olamaz. Çünkü Rab batmayandır. Delil olarak da şunu getirmişler. Bir ayeti kerime üstte ve kezalike nuri İbrahim. Biz böylece İbrahim'e gösterdik neyi? Melekute semavati vel ard. Semavatın ve arzın melekutunu gösterdik. Yani semavat ve arzda Cenab-ı Hakk'ın kudretine, kibriyasına, azametine ait nişanları gösterdik. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُغِنِينَ Bunu yaptık ki İbrahim mugin, yani Allah'a şüphesiz, şeksiz, kat'i, kuvvetli iman edenlerden olsun. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا Ve ne zaman ki onun üstüne işte gece geldi, gece onu kapladı. Demişler ki bu aradaki felemma'daki fe takibiyedir. Önceki olaydan sonra olayın vukuğa geldiğini göster. Demek İbrahim Aleyhisselam'ın bu benim Rabbimdir sözü neden sonra olmuştu? İbrahim Aleyhisselam'a semavatın ve arzın melekutu gösterildikten sonra olmuştu. O ikan, şüphesiz bir iman sahibi olduktan sonra olmuştu. Dolayısıyla işte buradaki felemma'daki fe ispat eder ki İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü kavmiyle münazaa için söylenmişti. İkinci görüş. İbrahim Aleyhisselam bu sözüyle onların zannını kastetmişti. Yani sizin zannınıza göre bu benim Rabbimdir. Sizin zannınıza göre bu güneş benim Rabbimdir demek istemişti. Peki Kur'an'da böyle ifadeler var mı? Var. Mesela Musa Aleyhisselam diyor ki işte bu sizin ilahınızdır. İşte bu sizin ilahınızdır. Bu arada maksat o buzağı, ineği gösteriyor. İşte bu sizin ilahınızdır ki lenuharrigannehu sümme lenensifennehu fil yemmi nesfa. Ben onu yakacağım, sonra onu denize fırlatacağım diyor. Ama bu sizin ilahınızdır. Musa Aleyhisselam o inek heykelinin onların ilahı olmadığını, tek bir ilah Allah olduğunu biliyordu. Ama nasıl konuştu? Onların zannına göre konuştu. Bu sizin zannınıza göre ilahınızdır. Başka var mı? Var tabi. İnne şecerete zakkum. Zakkum ağacı. Da'amul esim. Günahkarların taamıdır. Cenab-ı Hak cehennemi anlatıyor. Ta'amul esim. Kel muhl. Erimiş bakır gibidir. Yağli fil budun. Karınlarda kaynar. Kegallil hamim. Sıcak suyun, kaynar suyun fokurdaması, kaynaması gibi. Huzur fa'tiluhu summel cahime salluhu. Ayet devam ediyor. O günahkarı tutun, atın, fırlatın gitsin cehenneme. Sonra diyor ki Allah en sonunda, zuk, tat bakalım şu azabı. İnneke entel azizul kerim. Sen azizsin ve kerimsin. Hitap nasıl gelmiş? Sen zannına göre azizsin ve kerimsin. Kendini öyle biliyordun. Tat bakalım şu azabı. Yoksa Cenab-ı Hak sen azizsin ve kerimsin derken o kafir kulun aziz ve kerim olduğunu kabul etmiyor. Onun zannına göre ona hitap ediyor.
İşte Musa Aleyhisselam'ın ineğe tapanlara, Cenab-ı Hakk'ın hesap günü kafirlere zanlarına göre hitap etmesi misali, İbrahim Aleyhisselam da burada kavminin zannıyla onlara hitap etmiş. Bu benim Rabbimdir demiş. Yani siz bunun benim Rabbim olduğunu zannediyorsunuz. Üçüncü görüş, burada bir istifham-ı inkarı vardır. Bu benim Rabbim midir? Mana budur. Bu benim Rabbim midir? Soru, cümle, ayet soru olarak gelmemiş. Soru edatı orada hazvedilmiştir. Bir başka görüş, bu istihza, alay etmek için gelmiştir. Bu mu benim Rabbim? Peki yine alay ifadesi var mı? Kur'an'da var. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam huzuruna geldiğinde etrafındakilerine şöyle söylüyor kendi haline: İnne rasulekumul lezi usile ileykum le mecnun diyor. Muhakkak ki size gönderilen peygamber mecnun olarak gönderilmiş. Firavun Hazreti Musa'nın peygamberliğine iman ediyor muydu? Hayır. Niçin? Muhakkak ki size gönderilen peygamber diye hitapta bulunmuş. Alay etmek için. İstihza etmek için. İşte bu ayeti kerimede istihza olabilir. Bu benim Rabbim. Battı. Ben batanları sevmem. O zaman bir daha toparlayalım. İmam Fahru Razi der ki, İbrahim Aleyhisselam bu sözü peygamberliğinden, düzeltiyorum, buluğa girmeden önce söylemişti. Buluğa girmeden önce bir peygamberin isme sıfatını taşıması gerekmez. İki, İmam Hazin, İmam Alusi gibi bazı alimler buna karşı çıkmış. Peygamberlerin buluğa ermeden önce de günahsız ve isme sıfatıyla muttasıp olduğunu söylemişler. Bu alimler de ayetin izahında farklı farklı vecihler öne sürmüşler. Bir, İbrahim Aleyhisselam bu sözü kavmiyle münazaa ederken, tartışırken kavmine delil olarak söylemiş. Bunu ispat etmek içindeki felemma'daki fe takibiyesini göstermişler. Çünkü ayetin üst kısmında İbrahim Aleyhisselam'a semavatın ve arzın melekutunun gösterildiği, onun sağlam bir iman sahibi olduğundan bahsedilmiş. Bu olay ondan sonra meydana geldiğine göre bu ancak tartışma esnasında muhatabı mağlup etmek için söylenmiş bir sözdür demişler. İkinci izah buradaki, İbrahim Aleyhisselam onlara zanlarıyla konuşmuş. Musa Aleyhisselam'ın konuştuğu, Cenab-ı Hakk'ın kafirlere hitap ettiği gibi. Zannınıza göre bu benim Rabbimdir demektir. Üç, burada bir istifham inkarı, yani bir soruyla inkar etmek vardır. Soru edatı hazvedilmiş, gizlenmiştir. Yani bu mu benim Rabbim? Onun Rabliğini küçümsemek için soru edatıyla Rabliğini inkar etmek. Dördüncüsü burada bir istihza vardır. İstihza, alay etmek. Firavun'un Hazreti Musa ile alay ederken onun Resulünü tasdik ediyormuş gibi konuşması. Ve bu benim Rabbim ha deyip İbrahim Aleyhisselam istihza etmişti. Tefsirde yoktu ama belki bir beşincisi, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir izahını buraya monta etsek, tasavvur küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şet dahi şet değildir. Yani bir insanın bu gerçekten olabilir mi yoksa olmaz mı diye imana muhalif bir meseleyi
tasavvur etmesi, tasvir etmesi, düşünmesi, onun üzerinde tahlil, analiz yapması küfür değildir. Tahayyülü şet, yine insanın aklına, beynine, gönlüne gelen o kötü lafızda bunları hayal etmek de şetm değildir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Bediüzzaman Hazretleri o sözünü buraya monta etsek şu çıkar. İbam Aleyhisselam bir analiz yapmak ister. Bu benim Rabbimdir der. Ve onun üzerinde Rablik sıfatlarını teker teker görmek ister. Acaba Rab olabilir mi? Çünkü Rab tagayyurdan, tebeddülden münezzehtir. Battığını gördüğünde bu tagayyur ve tebeddüle bir değişime tabi. Değişime tabi olan Rab olamaz, onu elemiş. Sonra ayı görmüş. Aynı tasavvur, muhakeme, analizi ayın üzerinde yapmış. Ben buna Rabbim de müteveccü olsam bu Rablik sıfatlarını taşıyorum. Bakmış ki o da tebeddüle. O da kayda mahkum. Demiş bu da olamaz. Sonra semanın gözüken gözle gözü en büyük cismi güneşe bakmış. Bu güneşti olsa olsa benim Rabbim en büyük bu demiş. Yine bir sentez yapıyor, analiz yapıyor. Onun da battığını görünce bu da benim Rabbim olamaz demiş olabilir diyor. Olur diyor muyum? Demiyorum. Niye? Bu bir imamdan bir nakil değil. Bediüzzaman Hazretlerindeki tasavvur küfür, küfür olmadığı gibi tahilü şetm dahi şetm değildir sözünden yola çıktık. En iyisini Allah bilir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Takabbel minna bi hurmetil Fatiha.